Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'a göre hurdaydı. Dönemin Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye göre de motoru bile yoktu. Evet, Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarından söz ediyorum. Dün bu uçaklar için nihai karar verildi. Hayır, çöp olmuyorlar. Tam tersine bu yazda yangın söndürecekler ki ilgili teknik birimler bunun için onay verdi. Şimdi söyleyin, ne demek gerekiyor hurda açıklaması yapan Tayyip Erdoğan'a? Yahu o uçaklar uçurulmadığı için geçen yaz tamı tamına 177 bin hektar orman kül oldu ki bu miktar 30 yıllık yangın kayıplarımıza eşit. Evet, Cumhurbaşkanı cevap vermeli. Nedir bunun izahı? İşte Türkiye böyle biri tarafından yönetiliyor ki zaten yönetemediği için kendi ifadesiyle bile devlet yıkıldı. Aynı Erdoğan dün PKK harekatından bahsedip terör örgütü can çekişiyor dedi ki aynı şeyi emin olun onlarca kere söyledi. Yapılan operasyonu elbette alkışlıyoruz ancak PKK can çekişiyor beyanı doğru değil. Tersine PKK devletleşiyor ki bunun önünü açan yine ülkeyi bugün yönetenlerdir. Tayyip Erdoğan'ın yanlış Suriye politikası olmazsa hemen sınırımızda PYD PKK devleti yani PKK-kistan kurulmayacaktı. Kurulan bu devlete susup terörist avına çıkmak bana iç siyasi faydaya dayalı operasyon gibi geliyor. Hedef sivrisinekler değil bataklığın imhası olmalı ki adres PYD PKK devletidir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı raporu da aktaralım. Türkiye uyuşturucuda transit, kara para aklamadaysa merkez ülkeymiş. Bu şekilde gri liste olayını Washington yönetimi de tescil etmiş oluyor ki böyle bir ülkeye namuslu yani yatırımcı sermaye elbette gitmez. Öyle olduğu için de iktidar ancak siyasi tavizler vererek swap yani para değişimi yapabiliyor ki Birleşik Arap Emirliği ile Suudi örnekleri ortada. Buna rağmen Merkez Bankası rezervi hala artmadı. Tersine eksi 49 milyara tırmandı. İktidar ve sarayın tek yaptığı doların patlamasını engellemek için bütün enstrümanları alarme etmektir. Lakin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Powell dün enflasyonu %2'ye çekmek için agresif faiz artışlarına başlayacaklarını ifade etti ki bunun Türkiye'ye olumsuz yansıyacağı kesin. Görüyorsunuz. Ben ekonomistim diyen Tayyip Erdoğan enflasyonu indirmek için faiz oranlarını aşağı çekerken dünya ekonomisine yön veren Federal Reserve tam tersini yapıyor. Peki Erdoğan faiz indirdi de ne mi oldu derseniz 5-6 ay içinde %19 olan enflasyon TÜİK'e yani saraya göre bile %62 oldu. Keza İspanyollara ait Garanti Bankası, Katarlılara ait Finansbank, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Denizbank, Kazaklara ait Şekerbank, Fransızlara ait Türk Ekonomi Bankası, Katarlılara ait Alternatif Bank, Hollandalılara ait ING Bank, İngiliz sermayesine ait HSBC Bank, Çin'e ait ICBC Bank, Lübnanlılara ait Odea Bank, Kuveytlilere ait Burgan Bank, Japonlara ait Muf Bank, Lübnanlılara ait Türkland Bank, İranlılara ait Bank Mellat gibi ülkemizde faaliyet yapan bankalar dünya bankacılık tarihinde olmayan %382 gibi çok çok büyük karlar elde ettiler. Aynı şekilde Türk tahvilleri, Venezuela ve Arjantin ülke tahvilleri misali ayağa düştü ve %8'leri aşan faiz oranları söz konusu oldu. Buna paralel olarak 6 ay gibi kısa süre içinde fakirlik ve yoksulluk tavan yaptı ve orta sınıf yok oldu. Düşünün, Hazine Maliye Bakanı
resmi yani TÜİK enflasyonu %62 iken %9 faizle 2 sene ödemesiz 150 milyar lira kredi kullandırmaktan söz ederken kaynak olarak sadece Merkez Bankası'nın banknot matbaası görülebiliyor. Ülkeyi yönetenlerin tek hedefi malum Venezuela gibi olmadan seçime ulaşmaktır. PKK operasyonları ve esrarengiz patlamalarla örtülen ekonomik çöküşte son dramatik haber de şu, ilaçta büyük bir kriz söz konusu ki bunu saklıyorlar, onlarca hayati ilaç yok yani açık bir kıtlık söz konusu. Keza Türkiye Odalar Borsalar Birliği açıkladı. Son 3 ayda kapanan şirket sayısı 10 binlerle ifade ediliyor. Tablo bu denli facia iken saray ve iktidar har vurup harman savurmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Mart ayında örtülü ödenekten 788 milyon liralık harcama yaparken bu paranın ümmete ve İslamcı güruha gönderildiğine dair iddialar söz konusu. Yine İdlib'deki İslamcı cihatçılara da her ay düzenli ödenen maaşlara ilaveten her gün iftar ve sahurda 90 bin kişiye bedava yemek veriliyor ve evlere de her gün 10 binlerce ekmek dağıtılıyor. Evet, Türkiye'de emeklilerin bayram ikramiyesine bir kuruş bile zam yapmayan iktidar söz konusu El Nusra artığı cihatçılar olunca para saçmaya devam ediyor ki saçılan paralar elbette milletin parası. Keza aynı hükümet sakallı soyguncuların faturasını da yine 1-2 lira ucuz diye ekmek kuyruğunda çile dolduranlara ödetiyor. Evim şu bu diyerek güya faizsiz ev ve araba satan bu dolandırıcıların 49 bin kişiyi çarptı ve bu paraları ödemeyi TMSF yani devletin üstlendiği dün açıklandı. Hülasa ekonomideki karanlık her geçen gün ağırlaşıyor. Değerli dostlar, bugün önemli bir hususa da dikkat çekeceğim. Sedat Peker'in literatüre soktuğu şerefi maaşı kadar olan gazeteci kılıklı soytarılar malumdur. Lakin bir de gözden kaçırılan FETÖ'nün tetikçileri var ki onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyor görüntüsüyle sinsi dezenformasyonlarla siyasi etkilemeler yapıyorlar. Bakın ben ve benim gibi YouTube'da Türkiye'den yayın yapanların yalan söyleme, iftira atma, çamur atma yani amiyane tabirle sallama lüksü yok. Zira böyle bir durumda hemen ertesi gün hem ceza hem tazminat davası ile yüz yüze geliyoruz. Yani bedel ödüyoruz. Oysa aranan Fethullahçı, tetikçi YouTuberlerin böyle bir derdi yok. Zira yurt dışından yayın yapıyorlar. Öyle olduğu için de macera romanı okur gibi akıl almaz şekilde sallıyorlar ki emin olun anlattıklarının %80'i kurgu yani yalandır. Bunlar ya Avrupa'da, ya Kanada'da, ya Avustralya'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeler. Bugünün ortamında bu gibilerle Türkiye'den hiç kimsenin telefonla konuşmayacağı dikkate alınırsa lütfen söyleyin bunlar anlattıklarını cinlerden mi öğreniyorlar? FETÖ adına tetikçilik yapan çok isim var lakin birkaçı öne çıkmış durumda. Bunlar Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Said Sefa Erkan Tufan ve Tarık Toros gibilerdir. Cevheri Güven senaryo kabiliyeti en yüksek olandır zira sallamaları ilgi çekiyor. Mesela geçen gün MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagun'a MHP Genel Merkezi'nde bir kat tahsis edildiğini söyleyerek bir videoyu bunun üzerine kurdu ve yüz binlerce kişiye seyrettirdi. Bakın Bahçeli MİT ilişkilerini 15 yıl önce Türk basınında ilk gündeme getiren benim. Ancak böyle absürt bir şey olamaz. Yani MİT eski müsteşarının MHP Genel Merkezi'ni derin devlet üssü yapması çocukça bir iddia, çocukça bir yakıştırma. Daha bunun gibi her konuda sallıyor da sallıyor. Dinleyenler de
anlatılanlar sanki doğruymuş gibi, vay be gazeteci dediğin böyle olur diyorlar. Söyledim, bunların Türkiye ile zerre bir bağlantıları yok. Uydurup uydurup üfürüyorlar. Ayrıca bu Cevheri Güven denilen isim Deniz Baykal'a kaset kumpası kuran FETÖ'cü militan grubunun içinde yer almış ve aranan kaçak bir isim. Keza örgütün elemanı olduğu bizzat kendi yaptığı programlarla kanıtlı. İlaveten hani derler ya, dinime söven bari Müslüman olsa diye, Cevheri Güven sen ve senin gibiler değil mi an itibariyle CIA, MI6, BND ve Mossad'ın kucağında olan, yine sen ve senin gibiler ve şeyhiniz Fethullah Gülen değil mi Tayyip Erdoğan'ın önünü açıp alan temizliği yaparak Türkiye'yi ona altın tepside sunan sen ve senin gibiler değil mi? Biz Deniz Feneri hırsızlığına kıyametleri koparıp bedel öderken Tayyip Erdoğan'a destek olan sen ve senin gibiler değil mi? Soru hırsızlığını cihat görüp himmet adıyla haramiliğe soyunan sen ve senin gibiler değil mi? Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledilmesine hak etmişti diyen sen ve senin gibiler değil mi? İbrahim'i dinler safsatasıyla Yahudilerle Hristiyanları cennete gönderen sen ve senin gibiler değil mi? Türk ordusuna operasyon yapıp kozmik oda sırlarını Yunan istihbaratı dahil bütün dünya istihbaratlarına servis eden, böylesi alçaklıklarda yer almak mıdır altı nesil mensubu olmak? Söyle, işi güya din, diyanet ve hizmet olan bir hareket devletin kozmik odasında ne arar ve 15 Temmuz akşamı yüzlerce binlerce inançlı masum insana nasıl, niçin bomba yağdırır? Bütün bunlar için tövbe edeceğinize hala emperyal kullanımdasınız. Yazıklar olsun. Değerli dostlar, şunu da ilave edeyim. Bu FETÖ'cüler yüzünden Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz diyen emin olun büyük bir kesim var. Yani bunların iktidara karşı çıkışı Erdoğan'ı zayıflatmıyor, tersine güçlendiriyor. Bakın, ben AKP'ye daha kuruluş günlerinden beri siyasal İslam zehirdir diyerek karşı çıkıyorum. Peki Fethullahçılar aynı şeyi söyleyebiliyor mu? Söyleyemezler. Çünkü yıllar yılı beraber yürüdüler, aynı hedeflere, aynı gayelere hizmet ettiler. Ayrıldıkları tek husus ise direksiyonda oturmak, yani iktidarı almak adına, gerisi laftır. Çünkü ikisinin küresel efendisi aynıdır. Buradan hareketle aman bu FETÖ'cü tetikçilere dikkat diyorum. Zira ajandan değil kanaat önderi, doğru bilgi de olmaz. Onların aktardıkları bilgi değil, yönlendirmedir. Cevheri Güven hakkında özel bazı bilgiler de var. Lakin benim muhatabım o değil. Amacım FETÖ'nün kirli yüzünü tekrar hatırlatmaktı. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.